Multiple skleroz ya da yaygın adıyla MS bir beyin hastalığıdır. Bu hastalıkta bağışıklık sistemi devreye girer ve miyelininin olduğu bölgeye saldırarak beyindeki iletişimi bozar. Peki bağışıklık sistemi her zaman beyinde bir şeylere mi sebep oluyor? Hayır. Bağışıklık sistemi buraya belirli zamanlarda gelip gidiyor ve beynin bu hasarı biriktirmesi de kişiden kişiye değişiyor. Bu videoda MS hastalığının klinik seyrine bakacağız. Yani hastalık nasıl ilerliyor onu göreceğiz. Her zaman kötüye mi gidiyor yoksa gelişmede gösteriyor mu? Belirtiler ne zaman ortaya çıkıyor? Ne sıklıkta ortaya çıkıyor? Şimdi MS'in dört türü vardır. Bu türler kendi klinik seyirlerine göre ayrılırlar. Burada x ekseninde zaman bulunsun. Tamam mı? Bu bir kişinin tüm yaşam süresini gösteriyor ve y ekseninde de hastalığın ne kadar ağır olduğuna yani şiddetine bakacağız. MS türlerinin seyirlerini bu grafikte göstererek anlatacağız. Anlatacağım ilk MS türü tekrarlayan düzelen MS. Buna çeşitli kaynaklarda farklı isimler verilebiliyor. Mesela atak ve iyileşmelerle giden MS bunlara bir örnek. Neyse biz konumuza dönelim. Şimdi diyelim ki birdenbire beyinde kocaman bir enfeksiyon oluştu. Ve bağışıklık hücreleri birden geldi ve beyne beraber saldırmaya başladılar. Böyle bir şey olduğunda beyin hasarı biriktirir ve zamanla hastalık kötüleşmeye başlar. Sonra da bağışıklık sistemi beyne saldırmayı bırakır ve miyeline eskisi kadar çok saldırmaz. Beyin de miyelini bir derece onarabilir. Tabii beyin tamamen kendini iyileştiremiyor. Böylelikle hastalığın şiddeti sıfıra kadar inmiyor. Belli bir noktadan sonra da böyle sabit bir şekilde ilerliyor. Burada bağışıklık sistemi saldırıya geçmiyor, beyin de kendini artık iyileştirmiyor. Yani hiçbir şey olmuyor. Sonra bağışıklık sistemi geri geliyor ve beyne biraz daha saldırıyor. Böylece hastalık daha da ağırlaşıyor. Sonra bağışıklık sistemi çekiliyor ve hastalığın şiddeti azalıyor. Ardından yine hiçbir şeyin olmadığı bir dönem yaşanıyor. Burada bir döngü var değil mi? Bu döngüde bağışıklık sistemi önce beyne saldırıyor, belirtiler ortaya çıkıyor ve beyin hasarı topluyor. Bu az önce bahsettiğimiz tekrarlayan kısım. Daha sonra bağışıklık sistemi saldırmayı bırakıyor ve beyin kendi kendini iyileştirebiliyor. Buna da düzelen kısım diyoruz. Daha sonra da sabit, hiçbir şeyin yaşanmadığı bir dönem var. İşte bu yüzden bu MS türüne tekrarlayan düzelen diyoruz. Bu tekrarlamaların ve düzelmelerin görüldüğü dönemler değişiklik gösterebilir. Günler içinde de olabilir, yıllar içinde de. Bu en yaygın MS türüdür ve tüm MS vakalarının %80 ila %85'ini oluşturur. Genellikle erkeklerden çok kadınları etkiler ve genellikle genç yaşlarda görülür. Yani mesela insanlar 20'li yaşlarındayken başlar. Tekrarlayan düzelen emesli hastaların %60-65 kadarında hayatlarının ilerleyen dönemlerinde bu tekrarlama ve düzelme süreçlerinin ortadan kalktığını görmekteyiz. Bunun yerine düzenli bir kötüleşme görülür. Yani hastalık ağırlaşır. İşte burada hastalığın lineer yani düz bir şekilde ilerleyişini görüyoruz. Bağışıklık sistemi burada takılıyor ve kişinin hayatı boyunca yavaş yavaş beynini kemiriyor. Bunu burada ilerleme olarak gösterebiliriz. İşte bu olduğunda kişinin ikincil ilerleyici multiple skleroza geçtiğini söyleyebiliriz. Bu da genellikle tekrarlayan, düzelen MS'li hastaların yaklaşık %60'ında görülür. Peki bunu neden ikincil ilerleyici deniyor? İlerleyici deniyor çünkü hastalık ilerliyor, gitgide kötüleşiyor. İkincil deniyor çünkü bu evre tekrarlayan, düzelen evreden sonra gerçekleşiyor. Peki birincil ilerleyici MS diye bir şey var mı? E, evet var. Onu da birincil ilerleyici MS diye not düşelim. Bu da aslında ikinci il ilerleyici multiple skleroz'a çok benziyor. E, farkı ise bu baştaki tekrarlamalar ve düzelmeler olmadan hastalık daha ilk baştan belli bir seviyede ilerleyerek başlıyor. Yani lineer bir artış görürüz ve beyin gitgide daha fazla hasar alır. Çünkü bağışıklık sistemi orada kalarak saldırmaya devam eder. Yani hasar artışı düzenli diyebiliriz. Birinci ilerleyici MS çok sık görülmez. MS hastalarının yalnızca %10'unu etkiler ve bu kadar az insanı etkilediği için çok fazla tedavi seçeneği bulunmamaktadır en azından tekrarlayan düzelen emes için olduğundan daha az seçenek vardır diyebiliriz. Ayrıca tekrarlayan düzelen emesin aksine bu emes türü erkekleri ve kadınları eşit ölçüde etkiler. Ve yine tekrarlayan düzelen emese kıyasla genellikle e, 30'lu yaşlarda başlar diyelim. Son olarak emesin bir türü daha var. Bu da en az görülen türü. İsmi ise ilerleyici tekrarlayan MS. Yine bunun da ismini bazı kaynaklarda farklı şekillerde görebilirsiniz. Mesela ataklarla ilerleyici MS gibi. İlk gördüğümüz türün adı tekrarlayan düzelendi. Daha sonra iki tür ilerleyici MS gördük. İlerleyici tekrarlayan MS ise bu iki türün en kötü yanlarını alan bir türdür. En başlarda belki şurada hafif bir enfeksiyonla başlar. Grafikte çizersek hastalık başlar ve daha sonra kötüleşir. Sonra birdenbire bir sürü bağışıklık sistemi hücresi beyne saldırmaya başlar. Bu olduğunda tekrarlama evresine girilir. Bunu düzelme evresi takip edebilir, değil mi? Tüm bu hücreler buradan çekildiğinde düzelme gerçekleşebilir. Ama belki bazı hücreler beyinde kalmıştır ve yavaş yavaş beyne zarar vermeye devam ediyorlardır. Tekrarlayan ve düzelen türdeki bu sabit gidişattan farklı olarak burada hastalık ilerleyerek kötüleşir. Daha sonra yine bir tekrarlama evresine girer, ardından tekrar düzelme ve sonra tekrar ilerleme olur. Yani burada gördüğümüz diğer türlerin karışımı gibi düşünebilirsiniz. Ama bu MS türü en az görülen türdür. Tüm vakaların sadece %5'ini oluşturur. Evet, bu videoda MS'in farklı türlerini gördük. Burada önemli olan bu türlerin çeşitli özelliklerini bilmektir. Böylece hastalık daha kolay ve sağlıklı bir biçimde teşhis edilebilir.